Bu özel saat diliminde önemli bir isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna ile birlikte bu önemli başlıkları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim Hoş öncelikle bulduk. yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sıcak gündemle başlayalım. Hiç şüphesiz ki şimdi 2019 seçimleri noktasında hem yerel hem de genel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin hazırlıklarını, çalışmalarını biliyoruz. Yerel seçimler bağlamında tarihin biraz daha erken olması bağlamında bu noktadaki çalışmaları da biliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem dün yapılan bu açıklamayı hem de bunun yansıması olarak bugünkü diplomasi trafiğini? Evet, tabii dün Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra partimizin yetkilileri bu konunun partinin yetkili organlarında değerlendirilerek bir neticeye varılacağını ifade ettiler. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme neticesinde de bir karar alınmış olacak ve bu karar neticesinde de bu seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken alınıp alınmayacağı noktasında bir karara varılacak. Tabii bu partimizin yetkili organlarının vereceği bir karar seçimlerin öne alınıp alınmaması noktasında, ama ben şunu ifade edebilirim. AK Parti her an bütün seçimlere her zaman hazır olan bir partidir. Bütün teşkilat kademeleriyle. Seçimler bittikten hemen ertesi günü bir sonraki seçimlere hazırlık çalışmalarını yapan bir partiyiz. Dolayısıyla seçimler yarın olmuş, bir sene sonra olmuş veya işte ne bileyim erken alınmış veya zaman olmuş. Bu bizim partimizin teşkilatlarımızı etkilemeyecek bir durumdur. Tabii bu milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne alınması bu yıl içerisinde yapılması noktasında yetkili kurulların alacağı karara göre de bir neticeye varmış olacak. İnşallah hayırlısı olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı bir netice olacağına da ben inanıyorum. O zaman şuradan devam edelim. 2019 Mart seçimleri noktasında, tarih noktasında herhangi bir değişikliğin en azından şu an için söz konusu O olmadığını şöyle, biliyorum. o anayasada da belirlendiği için anayasa değişikliği gerekiyor. Bu 2014 seçimlerinden önce gündeme gelmişti. 2013 yılında gündeme gelmişti. Yerel seçimlerin Mart'ın son pazarında değil de sonbaharda yapılması noktasında bütün siyasi partiler önce tamam demişlerdi. Daha sonra muhalefet partileri bu anayasa değişikliği noktasında uygun görüş vermediler ve 2014 seçimleri Mart'ın son pazar günü yapılmıştı, 2014 yılının. Onun erken alınması, yani 2013 yılının sonbaharında yapılmasının gerekçesi de 2009 yılındaki seçimler esnasında rahmetli Muhsin Yazıcı'nın bu hava şartlarından dolayı bir vefat etmesiydi. Yani kış şartlarında seçim çalışmalarının sıkıntılarından dolayı 2014 yılında yerel seçimlerin anayasa değişikliğiyle sonbaharda yapılması düşüncesi geliştirilmişti AK Parti tarafından. Fakat muhalefet tarafından uygun görülmedi ve 2014'te zamanında yapıldı. Şimdi 2019'un Mart'ın son pazarındaki yapılacak yerel seçimlerinde bu yılın sonbaharına alınması için bir anayasa değişikliği gerekir. Onu siyasi partiler yapar mı yapmaz mı onu Anladım. bilemem, ama Ama yarın seçim olsa bizim bütün teşkilatlarımız, bütün belediyelerimiz bütün kademeleriyle her türlü seçime hazırdır. tam da onu soracaktım aslında size. Yani yerel seçimler yani 2019'un Mart ayında yapılsa bile sizin en azından Ankara noktasında seçim hazırlıkları noktasında çalışmalarınız ne durumda diye ama sizin de hazır olduğunuzu görebiliyorum Valla bizim bu noktada. çalışmalarımız parti olarak biz AK Parti ekipleri seçimlere göre değil, nesillere göre iş yapıyoruz. Dolayısıyla seçim şu gün olmuş, bugün olmuş bizim için fark etmiyor. Biz yapacağımız işleri hızlı bir şekilde vatandaşın hizmetine sunmak noktasında bütün çaba ve gayretimizi sürdürüyoruz. Anladım. Siz aday olacak mısınız tekrar? Çok fazla soruluyor bu soru size. Bu aday olunmaz, aday gösterilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın partimizin yetkilileri bana nasıl bir görev verirlerse ben bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Bana düşen budur. Dolayısıyla ben aday olayım, ben şuraya geleyim, şurada durayım, böyle bir şey benim prensibimde olmayan bir husustur.
Bana ne görev verilirse ben onu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret eden birisiyim. Dolayısıyla beni afiş asmaya da gönderseler ben o görevi layıkıyla yapmaya gayret ederim. Peki yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dediğimiz zaman hani Türkiye'de belediye başkanlıklarına baktığımız zaman ileri Ankara'yı hep farklı bir yere koyarız ki uzun zaman Melih Gökçek'in belediye başkanlığı yaptığı bir belediyeden de bahsediyoruz. Siz göreve geldiğiniz andan itibaren nasıl bir belediye başkanlığı geçirdiniz? Bu biraz da hem çalışmalar hem yaptığınız icraatlar yani nasıl bir süreç bu en azından bu zamana kadar geçti? Şöyle söyleyeyim tabii Melih Bey'in yıllardan beri bir icraatları var ve yapılan birçok hizmetleri var. Şu anda devam eden projeler var. Yeni projelendirdiğimiz, yapmayı planladığımız işlerimiz var. Dolayısıyla bunları sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde bunları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. En önemli sorun neydi sizin için? Şöyle söyleyeyim, bütün ihtiyaçlar, bütün talepler benim için önemlidir. Yani çocukların talepleri, gençlerin, hanımefendilerin, yaşlıların, herkesin talebi benim için önemlidir. Bir kişinin de talebi benim için önemlidir. Her kesimin talebi, ihtiyacı o kesim için çok önemlidir. En önemli sorun odur. Dolayısıyla şu sorun daha az önemli, şu daha fazla önemli demek çok fazla doğru değil. Mesela çocuklarımızın talepleri, ihtiyaçları, onların sorunları gençlerinki daha mı az önemli veya hanımefendilerin sorunları, talepleri daha az mı önemli? Dolayısıyla bütün ihtiyaçlar, bütün sorunlar hepsi kendi bünyesinde önemlidir. Biz bütün hepsine de cevap verme noktasında çaba ve gayret ediyoruz. El ele vererek, ortak akılla, bütün toplum kesimleriyle işbirliği yaparak şehrimizde daha huzurlu, daha rahat bir yaşamın sağlanabilmesi için. Şimdi göreve gelir gelmez yaptığınız bazı değişiklikler var. Özellikle bu değişikliklerin sosyal hayatın daha da kolaylaştırması, yani vatandaşa doğrudan dokunan yenilikler olması bakımından dikkat çekti. Ankara olarak pek de alışkın olmadığımız değişikliklerdi bunlar. İşte su ücretlerinde indirime gidilmesi, ulaşım ücretlerinde indirim ve zam olmamasına yönelik açıklamanız, keza aynı şekilde halk ekmek noktasında zam, yok, zam yapılmayacağına yönelik. Yani doğrudan vatandaşa dokunan bir belediyecilik hizmeti de gördük sizinle birlikte. Yani sosyal belediyecilik tanımının tam anlamıyla hissedildiği bir süreçti. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu adımları? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz 15 ilçemizde, taşra ilçelerimizde su fiyatlarında bir indirime gittik. Niye? Çünkü yeni mahalle olan köylerimizdeki hayatın devam etmesi, oradaki yaşamın devam etmesi, sürekliliği açısından bir de o ilçelerdeki hem ticarette hem konutlarda da su fiyatlarını indirerek o taşra ilçelerdeki ticari hayatın devam etmesi ve ayrıca hayvancılıkla ilgili olarak da mandıraların su fiyatlarında ciddi indirimler yaptık. Bunu tabii oradaki vatandaşlarımızın oradaki ticaretin gelişmesi, oradaki hayatın sürekliliğini temin etmek maksadıyla bizim su fiyatlarındaki indirimimiz bir nebze, bir katkı olarak düşünülmeli. Onları gerçekleştirdik. Yine otobüslerin 24 saat ulaşımını 24 saate çıkarmakta da gece vatandaşlarımızın açıkta kalmamaları, özellikle geç saatlere kadar çalışan iş yerlerindeki çalışan kardeşlerimizin evlerine ulaşmalarına bir imkan sağlamak noktasında. Yani buna benzer hizmetleri biz sosyal bir ihtiyaç olduğundan dolayı, özellikle ulaşım işinde bu sosyal bir ihtiyaç olduğundan dolayı da bunlara bir subvansiye etmeye de devam ettiriyoruz. Bu değişikliklerden en sonuyla devam edelim. Otoparklardaki, yani Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz. İşte belediyeye bağlı otoparklarda ilk bir saat ücretsiz, ondan sonra 1 lira otopark ücreti. Bir bu noktada vatandaşın talebi nasıl? Bu değişiklikle birlikte ne gibi geri dönüşler aldınız? İkinci soru şununla bağlayayım. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı okulların altına otopark yapalım, bu sorunun çözümü noktasında da önemli bir adım olabilir açıklaması için Ankara'da bu noktada bir en azından ön çalışma başlatıldı. Şimdi otoparklardaki ilk bir saat ücretsiz, ondan sonra 24 saat 1 lira olmasının şu maksatları var. Bir defa vatandaşımızın otopark alışkanlığını temin etmek,
İkincisi de bu otoparklara gelmediği zaman yollara park edilen araçların otoparklara gelmesini sağlamak ve yollardaki trafik akışını bir nebze de olsa rahatlatmak, yoğun trafik akış olmaması açısından. Bu sebeplerle bu otoparklardaki ücretleri bu hale getirdik. Bununla ilgili olarak belediyemize ait birçok otoparkın kiraya verildiği ve bu kira sözleşmeninin de biz oradaki icraatlarının uygun olmadığından dolayı iptal kararları almıştık meclis olarak. Bunlar mahkemeye gittiler. Mahkemede şu anda hukuki süreçler de devam ediyor. İnşallah bu kamu yararı açısından da mahkeme uygun bir belediyemizin talebi doğrultusunda da haklı gerekçeler doğrultusunda da karar verirse bütün bu kiralar da iptal edilmiş olacak ve tamamı belediyenin işletmesinde, belediye şirketinin işletmesinde devam etmiş olacak ve ücretleri de ilk bir saat ücretsiz 24 saatte 1 lira olarak şu anda devam ediyor ama kiralama noktasında da hukuki süreç devam ediyor. Ayrıca dediğiniz gibi bu bazı okullarımızın uygun olan alanlarında katlı otopark veya yeraltı otoparkları yapılması noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Tabii bunların ilgili kurumlarla olacak münasebetler, yani onlarla ilgili değerlendirmeler, onların da uygun görüşleriyle birlikte inşallah özellikle bunları metro istasyonlarına yakın olan yerlerde gerçekleştirmeyi, merkezi yerlerdeki okul alanlarında uygun olan yerlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bu bizim tek taraflı talebimizde, tek taraflı isteğimizde olacak bir husus değil. Bunun farklı boyutları var, bunun ortakları var, diğer paydaşları da var. Bunlarla inşallah yerine göre, durumuna göre oradaki yetkililerle, oradaki ilgilileriyle ortaklaşa halkın yararına bir karar almaya gayret edeceğiz. O zaman metro hatları, daha doğrusu raylı sistemle devam edelim. Ankara'nın bu noktada bir raylı sistemin şu an mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? İki, çok fazla merak ediliyor hiç şüphesiz ki bu raylı sistemin yaygınlaştırılması ve ulaşımın biraz daha rahatlatılması noktasında Ankara'nın durumu, ki malumunuz, sizin de malumunuzdur. Yeni projeler, yeni çalışmalar, yeni hatlar noktasındaki son durum ne? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu havaalanına metro bağlantısının yapılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın vatandaşlarımıza bir sözü var, vaadi var. Bu konuyla ilgili olarak da proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca buna ilave olarak yeni ilave metro hatlarıyla ilgili olarak da Sayın Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza taleplerimizi iletti. Kendileri de sağ olsunlar uygun yaklaştılar ve pozitif yaklaştılar. Bu konularla ilgili de çalışmalar bakanlık nezdinde devam ediyor. Birlikte o çalışmaları yürütüyoruz. Pardon. İnşallah bu projeler, bu çalışmalar neticelendiği zaman da Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız veya Bakanımız bu güzergahlarla ilgili açıklamayı yapmaları daha nezaketli. Zaman dilimine baktığımızda ne kadar bir zaman dili tahmini bu? Şöyle söyleyeyim, bu proje işlerinde zaman vermek çok doğru bir iş değil. Yani ciddi bir iştir proje işi. Çünkü inşaat aşamasında daha az sıkıntı olması noktasında proje aşamasının ciddi olarak yapılması, ciddi olarak değerlendirilmesi teknik açıdan en doğrusudur. Bu gelişmiş ülkelerle de bu inşaatların proje safhası ciddi süreler alır. Düzgün bir proje yaparsın. Ondan sonra inşaat esnasında büyük problemlerle karşılaşılmaz. Hızlı bir şekilde inşaat devam eder. İnşaat için bir süre verilebilir. Yani işte şu kadar zamanda şu kadar betonu dökebilirim, şu kadar kalıp demir yapabilirim vesaire. Bir hesap kitap yapılabilir ama proje aşamasında nedir, nasıl olur, daha optimumu, daha iyisi, daha güzelini, bu düşünceye ile ilgili bir durum olduğu için daha en iyi yakalama noktasında bir süreyi vermek çok doğru değil. Yani ben size hemen düşünün de şöyle bir karar verin demem ne kadar gerçekçiyse bu proje aşamasında da öyle bir süre vermek çok doğru değil. Ama sizin de yani Ankara'daki raylı sistemler noktasında eksiklikler olduğu görüşü, tabii, sizde tabii, de hakim bir noktada bir sorun olduğunu biliyorsunuz. Tabii. Yaygınlaştırılması noktasında
ciddi taleplerimiz var. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başbakanımız, sağ olsun Sayın Bakanımız da pozitif yaklaştılar ve çalışmalar devam ediyor. Muhtelif yerlere raylı sistemlerin yaygınlaştırılması için inşallah hayırlı bir netice alacağız. Şimdi içme suyuyla ilgili Türkiye'nin genel bir problemi aslında. İşte yağışlardaki azlık, kuraklığın artışı, içme sularına olan etkisi. Ankara için nasıl bir kışı geride bıraktık ve önümüzdeki yaz için su kullanımındaki durumumuz nedir? İnşallah bir su kesintisi yok. Yani şu andaki rezervlere göre, şu andaki duruma göre bir su kesintisi yapılmayacak. Tabii Kesik Köprü'den Kızılırmak suyunun devam edeceği, fakat bu Kesik Köprü'den gelen Kızılırmak suyunun bize bir maliyeti var. Yaklaşık ayda 20-25 milyon Türk lirası elektrik masrafımız var pompalardan dolayı. Bu bize ek bir yük getiriyor. Gönül ister ki bu Kızılırmak suyuna ihtiyacımız olmasın. Ama maalesef barajlarımızdaki doluluk oranları Kızılırmak suyuna ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Ama bu yılın sonunda Gerede'den gelecek suyla beraber inşallah Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmamış olacak ve bizim de en az aylık 20-25 milyon liralık bir tasarrufumuz olmuş olacak. Bu Kızılırmak suyuyla ilgili olarak da kamuoyunda bazı işte ifadeler var. Bir defa sağlık bakımından hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü bütün sular arıtma tesislerimize geliyor ve arıtıldıktan sonra da şebekeye dağıtılıyor. Ancak tadı noktasında tabii biraz değişiklik var. Yani güzel bir içimi var mı? Hayır, öyle diyemeyiz ama sağlık bakımından en ufak bir sıkıntısı yok. Hijyenik bakımından en ufak bir sıkıntısı yok. Tabii bu tat meselesi izafi bir şey. İşte ben söylüyorum, yani çikolata da bir tatlı, lokum da bir tatlı. Bazısı çikolatayı tercih ediyor, bazısı lokumu tercih ediyor. Kaynak sularında da farklı farklı markalar var. Vatandaş bir markayı tercih ediyor, biri bir markayı tercih ediyor. O biri iyi mi, kötü mü? Bu doğru olmazdı ama inşallah bu Gerede'den gelen suyla beraber Kızılırmak suyuna da ihtiyacımız kalmaz. Burada en önemli şey vatandaşlarımız için de bu elektrik masrafı 20-25 milyon lira tasarruf etmiş olacağız. Bu da halkımıza yansıyacak. Anladım. Şimdi birçok başlık var aslında. Ankara'yı konuştuğumuz zaman özellikle siz göreve geldikten itibaren yeni projeler, yeni çalışmalarınıza yönelik zaman zaman basına verdiğiniz mülakatlardan da duyuyoruz ki üzerine düştüğünüz önemli projeler bunlar. Bir fuar alanı bunlardan Bir tanesi. Ankara'nın gerçekten dünya standartlarında bir fuar merkezine kavuşması noktasındaki hassasiyetinizi özellikle biliyoruz. Bu noktadaki çalışmalar nedir? Ne zaman Ankara kavuşacak bu fuar? Şimdi fuarla ilgili olarak bu fuar işi Ankara'da yaklaşık 2005 yılı filandı. O zamandan beri görüşüldü, konuşuldu. Ben o zaman milletvekiliydim. Bir yerler araştırıldı. Neticede şu andaki yapılacak olan yere, Akyurt'taki yerde karar verildi. Bununla ilgili imar planları yapıldı. Bununla ilgili parselleri gerçekleştirildi. Hatta bir de temel atıldı. Tabii bu süre içerisinde bunun inşaatının ihalesiyle ilgili Fuar AŞ'nin ortakları arasında şu veya bu sebeple, haklı veya haksız, ben kimseyi de suçlamıyorum. Ama bu inşaat ihalesi gerçekleşememiş. Ben göreve geldikten sonra dedim, nedir sıkıntı? Biz ne türlü destek olacağız? Nasıl bir her türlü yapıcı desteğe biz varız dedik. Hadi ihalesini gerçekleştirelim dedik. Daha sonra o arada bir şeyler oldu. İşte bu fuar alanının yeriyle ilgili bir takım işler ortaya çıktı. Onunla ilgili de meseleleri çözüldü inşallah. O da bitti. Şimdi bu Akyurt'taki fuar alanı ile ilgili inşaat ihalesinin süreci devam ediyor. Bu kısa süre içerisinde de inşallah müteahhiti belli olur. Teklifleri, fiyat teklifleri alınıyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde inşaatı başlayıp Ankara'mıza bir fuar alanını kazandırmış olacağız. Ankara'nın tabii ekonomisine, ticaretine çok ciddi bir katkı sağlayacak. Çok geç kalmış, Ankara'mız için çok geç kalmış bir konu, fuar konusu. Uzun yıllardır da üzerinde konuşuluyor. İşte bu 2005'lerde gündeme gelmişti.
işte 13 sene oldu. Hala konuşuyoruz. Artık konuşmuyoruz, artık çalışıyoruz. Yani. Peki. Şimdi çok fazla konuştuğumuz konulardan, başlıklardan bir tanesi de Anka Park projesi. Tam anlamıyla hayata geçebilmiş değil. Şu anki bir durumu nedir? İhaleyle devri söz konusu mu? Ne diyor sizin bakışınız nedir? Anka Park'taki durum şu. Anka Park'ta şu anda mevcut durumunda 10 yıllık bir işletme süresi var kanun düzenlemeyle. Ve ticaret yapılamaz diyor. Tabii bu Anka Park'ın işletilmesi profesyonel bir iş. Bir profesyonel ekiplerce yapılması gerekiyor. Ve bu Anka Park işletilirken de orada çay, kahve, işte restoran, lokanta, pastane, hediyelik eşya gibi ticaretin yapılması gerekiyor. Aksi halde oraya gelen vatandaşlar o kadar alanı gezip dolaştıktan sonra bir iki bardak çay içmesin mi? Yani orada çocuklar mesela bir dondurma yemesin mi? Yani şu anda mevzuat buna imkan vermiyor. Bunları düzenlemek maksadıyla bu tür ticaretin yapılması ve de sürenin 10 yıl değil de 29 yıl olması noktasında bir kanun... Süre orada biraz daha uzatılacak. Tabii bir kanunu düzenleme ihtiyacı var. Bu da bu önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kanun değişikliği geldiği zaman bütün milletvekillerimizden talebimiz bu Ankara'mız için önemli bir konunun hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine katkılarını bekliyoruz. Ankara'mız için önemli bir konu. Tabii bu proje başlarken bu projeyle ilgili olarak Ankara'ya bu Anka Park vasıtasıyla 1 milyon, 2 milyon hatta 3 milyon gibi yabancı turistlerin de gelmesi düşünülüyor. İnşallah bu da gerçekleşirse Ankara'mızın ticaretine ve ekonomisine de bir katkı sağlamış olacak. Peki Kanal Ankara projesi evet. Yani bu tam olarak nedir? O nedir? Ne zaman yani Kanal İstanbul gibi bir proje mi ki farklı ama sizin kafanızdaki... Orada efendim şöyle bir durum. Orası bir rekreasyon maksatlı yapılan bir proje. Kanal Ankara rekreasyon. Kanal İstanbul başka. Evet. Orada bir ulaşım da söz konusu. Önemli bir konu. Mesela geçtiğimiz gün Boğaz'da bir gemi kazası oldu. Allah'tan bir can kaybı olmadı. Daha büyük felaketlere de sebebiyet verebilir. Hatta bu 79 yılıydı yanlış olmasın. Independent tankerinin patlamasıyla İstanbul büyük bir felaketten kurtuldu. Yani Boğaz'daki durumla, Kanal İstanbul'la ilgili durumlar başka bir şey. Bizim Kanal Ankara'daki durum daha bir başka bir şey. Bizim Ankara'daki Kanal Ankara tamamen rekreasyon amaçlı. O bölgedeki yerleşimlerin, o bölgedeki insanların ve oraya gelecek vatandaşların dinlenebilmelerine imkan sağlayacak bir proje. Bu proje ben göreve geldiğim zaman bir kısım kısım ihalesi düşünülmüş, bir parçası ihale edilmiş. Tabii bu parça parça ihale edilmesinin mahsurlarını düşündüğümüz için biz bir bütün olarak bir projeyi tamamen tek bir proje olarak ihalesini yapalım dedik. Niye bunu? Bunu niye söyledik? Bir parçasını ihale ettiğimiz müteahhitteki gecikmeler ondan sonraki müteahhitin yapacağı işleri de aksatabilir. Ve o ikinci müteahhit der ki bak o işini bitirmedi, ben işe başlayamadım gibi hukuki sıkıntılar olabilir. Olacak diye bir şey diyemeyiz ama olabilir. Artı bir başka husus, bir müteahhitin yaptığı işler diğer müteahhitin çalışmalarından zarar görmüş olabilir. Der ki işte benim yaptığım imalatlar öbür müteahhit geldi bozdu, zarar verdi vesaire gibi. Tekrar sıkıntılar, problemler. Yani farklı farklı müteahhitler bir bütün proje içerisinde yarın önümüze hukuki işte sıkıntılar oluşmaması noktasında yekpare olarak, tek olarak, bir bütün olarak ihaleye çıkalım. Muhatabımız bir tane olsun, biz hesabımızı o kişiden sorarız. Dolayısıyla yok şu şöyle oldu, bu böyle oldu, ondan oldu, bundan oldu gibi bir mazeretler veya sıkıntılar oluşmaması açısından bu projeyi bir bütün olarak ihale edip gerçekleştireceğiz inşallah. Bu projenin de çalışmaları devam ediyor. Biter bitmez de
komple ihaleye çıkmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde alınan bir karar var belediyenin. Çocuk parklarına kamera takılması noktasında bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bu noktada ki durum nedir? Şöyle, parklarımızdaki kamera ve ücretsiz internet sağlanması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bunu Sincan'dayken büyük bir kısmına, parklarımızın büyük bir kısmında hem kamera hem de ücretsiz internet sağlamıştık. Bunu Ankara'daki bize ait bütün parklarda yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kademe kademe inşallah aşama aşama bunu da gerçekleştireceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde basına verdiğiniz bir açıklamada da yine bu soru soruldu size. Özellikle işte Çankaya dediğimiz zaman işte Çankaya Belediyesi'nin alanı, bu noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada yaşayan vatandaşlara hizmet götürme noktasında herhangi bir ayrımın söz konusu olmadığını vurgulamıştınız. Bu noktada mı eleştiri geliyor, bunu gündeme getirdiniz ya da soruldu diye mi cevap verdiniz? Nedir sizin yani AK Partili olmayan ilçe belediyeler noktasındaki çalışmalarınızda? Ankara'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarından ben sorumluyum. Yani ben hiçbir kişiye, kuruma farklı muamele yapamam. Ben kimseye farklı muamele de yapamam, kimseye zulüm de edemem. Ben adalet neyse onu yerine getirmeye gayret ederim. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir tercihte bulunmuş, bir ilçe belediye başkanını farklı bir siyasi partiden tercih etmiş. Ben şimdi oradaki yaşayan vatandaşlarımızı cezalandırabilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey mümkün mü? Bizim felsefemize, bizim şeyimize uymaz bu. Vatandaşımız sandıkta gider, kimi tercih ediyorsa onu tercihini yapar, herkesin ona saygı duyması gerekir. Yani Çankaya'da veya Yeni Mahalle'de veya Etimesgut'ta veya Polatlı'da veya işte neyse bir başka partinin mensubu olan belediye başkan adayına oy verdi diye ben orada yaşayan insanlara farklı muamele yapabilir miyim? Hizmet götürmeler. Bu bizim partimizin de felsefesine aykırı. Bizim partimizin adı nedir? Adalet ve kalkınma. Adaletli olursan kalkınmayı sağlarsın demek. Zaten partimizin ilk 2002 seçimlerindeki oy oranı neydi? 34 küsür. Şimdi nerede? 50 küsür. Bu kendi kendine artmadı. Bu demek ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adaletli ve popülizm yapmadan milletin taleplerini, milletin isteklerini yerine getirerek milletle beraber olarak el ele verdiği için millet de desteğini devam ettirdi. Dolayısıyla biz bütün vatandaşlarımıza, bütün ilçelerimize eşit ve adaletli hizmetlerimizi götürürüz. Sonuçta vatandaşımız sandığa gittiği zaman ne takdir ederse anladım, ona da saygı duymamız gerekir. Şimdi kentsel dönüşüm noktasında bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'ya bakışı nedir? İki, gecekondulaşma bakımından Ankara'da işte artık şehir merkezlerinde dahi gecekondulaşmanın hani geçmişten gelen bir sorun olarak hala karşımıza çıktığınızı düşünüyor musunuz? Bu noktadaki sizin bunlarla bir bakışınız ilgili olarak, bunlarla ilgili olarak bugüne kadar ciddi bir çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar da devam ediyor. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. İstenilen hızda gitmemesinin bazı gerekçeleri var. Hukuki süreçlerden dolayı istenilen zamanda bu işler gitmiyor. Ama biz bunun takibini yapıyoruz. Bu projelerin sürekliliği noktasında bizden dolayı bir sıkıntı yok. Ama tabii hukuken yapılması gereken hukuki süreçlerinde neticelenmesi gerekiyor. O yüzden biraz zaman alıyor. Dolayısıyla hukuki süreçlerin ne zaman ve nasıl sonuçlanacağını kestiremediğimiz için de şu gün bugün demek yanıltıcı oluyor. Aşti'nin Ankara Şehirler Arası Otoparkı'nın terminalinin taşınması, yenilenmesi noktasında bir çalışma, bir proje var mı? Nedir bununla ilgili? Onunla ilgili bir düşünce oluşmuş. Aşti'nin Mamak bölgesinde taşınması ile ilgili orada bir imar planı yapılmış ve bu imar planındaki Aşti'nin yapılacağı alanla ilgili arsanın da satışı yapılmış ve o satılan firmalar da Aşti'nin işletmesini yapması noktasında. Tabii bu Aşti'deki seyahat ajantaları firmalar bu işe uygun bakmamışlar. Ve olay mahkemeye intikal etmiş. Mahkemede o imar planını da reddetmiş, o satışı da iptal etmiş, kellem yekün yapmış. Yani yok, hiçbir şey kalmamış.
Dolayısıyla o proje orada olduğu gibi yattı. Şimdi biz göreve geldikten sonra Aşçı'daki seyahat firmaları buradan çıkmak istemiyor. Buradan bir şikayetleri yok. Vatandaşların da bir şikayeti yok. Vatandaş da memnun. Raylı sistemler de orada Ankara'yı vasıtasıyla entegresi de var. Her gün otobüs sayılarında azalma var. Çünkü hükümetimizin icraatlarından hava yolu halkın yolu oldu. Hızlı tren hatları yaygınlaştı. Hem hızlı trenden hem de hava yolundan dolayı otobüsle seyahatlerde azaldığından dolayı Aşçı'ya gelen otobüs sayıları da azaldı. Trafik açısından da bir rahatlamaya gidiyor. Bizim derdimiz de yani yeni bir masraf, yeni bir maliyet, yeni bir takım sıkıntılara gerek var mı? Aşçı olduğu yerde kalıyor, devam edecek. Dolayısıyla Aşçı'nın taşınması konusu böylece bitmiş oldu. Anladım. Ankara'da amatör sanatçıların metroda ve vagonlarda işte müzik yapması noktasında sizin geçtiğimiz günkü açıklamalarınız önemliydi. Bu noktada bir geri dönüş oldu mu? Bunu tabii vatandaşlarımızdan memnuniyet ifadeleri aldı. Çünkü vatandaşlarımızın talepleriydi. Yani biz de vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiriyoruz. Belediyenin görevi nedir? Belediye milletin imkanlarını, milletin hizmetine adaletli bir şekilde sunmaktır. Vatandaşlarımızın taleplerine, büyük çoğunluğun taleplerine cevap vermektir. Ve bu konuyla ilgili olarak da orada sanat sergileyen kardeşlerimizin de sanatlarını sergilemelerinde bir sıkıntı yok. Çevreyi rahatsız etmediği sürece, aykırı bir şeyler olmadığı sürece, güzel olan şey, beğenilen her şey güzeldir yani. Evet. Biz niye karşılıyoruz? Bazı metro hatlarında özellikle Batı kent noktasında seferlerin aksamasında bazı sorunlar ve bu noktada vatandaşlar aktarma işleri şikayet. Evet, aktarma işleri inşallah önümüzdeki süreçte o çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte aktarma işi de tamamlanacak. Bu Sincan'dan metro direkt Kızılay'a aktarması bir şekilde inşallah onun çalışmaları devam ediyor. Yani o eski hatlarla yeni hatların entegrasyonuyla ilgili çalışma devam ediyor. Anladım. Peki son olarak sosyal medyayı da aktif kullanan bir belediye başkanısınız. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter'da özellikle bir vatandaşın yolla ilgili bir sıkıntısı vardı. Bunu belediyeye iletti. Siz de hemen anında işte bir gün sonrasında şikayetiniz giderildi, yolu tamir ettik şeklinde de bir tweet attınız. Bu noktada da oradan gelen vatandaşlardan gelen, oradan gelen talepleri de tabii ben bu konuda bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bir yerde bir sıkıntı, bir yerde bir aksaklık var ise bunu bizim belediye olarak tespit edip gidermemiz bizim görevimiz. Ancak bu vatandaşlarımız bilabeden, ücretsiz oradaki sıkıntıyı bize bildiriyor. Bak ne kadar bir o imkan değil mi? Yani ben oraya adam göndereceğim, tespit edeceğim, bakacağım, bulacağım. Benim işim. Benim işime destek oluyor. Duyarlı vatandaşlarımız olduklarından. Ben bunların hepsine teşekkür ediyorum. Aksaklığı bildiriyor. Biz sadece gidip o aksaklığı gidermekle maliyetimiz neredeyse bayağı hafiflemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla ben vatandaşlarımızın bu destek ve katkılarına çok teşekkür ediyorum. Bunlar tabii duyarlılıklarından, şehrimize sahip çıkmalarından. Zaten bu şehri biz el ele vererek hep beraber şehir hepimizin. Dolayısıyla buradaki herkesin yapabileceği bir şey var. Herkes elinden gelen imkanı ortaya koyduğu zaman el birliğiyle şehrimiz daha yaşanılır, daha huzurlu bir hale gelmiş olacak. Ben vatandaşlarımızın bütün bu desteklerinden dolayı da hepsine de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bu yoğun gündemde sorularımızı yanıtladığınız için tekrar teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Özel röportajda önemli bir konumuz vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna ile birlikte Ankara'nın sorunlarını, bu sorunlara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bakışını ve çözüm önerilerini konuştuk. Bu saat dilimini noktalayalım. Görüşmek üzere efendim.